Gökdelenler çok güzel. Molly ve Caroline dünyanın tepesinde yaşıyorlar. Ama biri yükseklikten korkuyor. Üstelik asansörlere de binmiyor. Küçük alanlar onu çıldırtıyor. Ayrılmak zorunda kalacaklar. Ah, bu konuda içimde kötü bir his var. 43. kata ilk kim ulaşabilir? Caroline'ın hiç şansı yok. Fobileri onu tuzağa düşürüyor. Ayrıca Molly çok hızlı gidiyor. Ateşle böyle oynamamalı. Caroline elinden geldiğince hızlı gidiyor ve bir şekilde eve kadar varıyor. Yarışı adil ve dürüst oyuncu kazandı. Şimdi o gerçekten dünyanın en tepesinde. Peki Molly'nin nesi var da gelemedi? Asansör boşluğundan garip sesler geliyor. Molly kontrolsüz bir şekilde yukarı ve aşağı gidiyor. Yardım için arkadaşını arıyor. Her iki kız da dehşete düştü. Caroline'ın ne yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Molly de klostrofobik olmaya başladı. Kontrol paneli kilitli. Saç tokasını onu açmak için kullanabileceğini hatırladı. Molly hayvanları kozmetik testlerden kurtarmak için sürekli kilit açardı. Bunu da kesinlikle açabilir. Vay! Burada çok fazla düğme var. Ve bir de tornavida. Molly rastgele düğmelere basıyor. Sonu iyi bitmeyecek bu işin. Umarım kötü yaralanmamıştır. Bu bavulun içinde ne var? Daha fazla kilit mi? Ciddi misin? Her şey ters gidiyor. Vay, parmak izi tarayıcısı mı? Eski bir bavul için çok fazla güvenlik var. Parmağı açmıyor. Aslında bugüne kadar tüm parmak izlerini beşlik vererek açmıştı. Molly pes etmeyecek. Belki yüz tarayıcısını kandırabilir. O gerçekten kandırmada en iyisi. Bavul açıldı. İçinde işe yarar bir şey yok. Ama Molly asansörü süslemek için bu malzemeleri kullanabilir. Bu alanı kendi yapmak zorunda. Eğer burada yaşayacaksa buna alışması daha iyi olur. İşlem tamam. Caroline kapıyı çalmaya devam ediyor ama sonuç yok. Bir stetoskop iyi bir fikirdir. Ama sesi ayarlamalıydı. Neredeyse sağır oluyordu. Molly'yi nasıl dışarı çıkarabilir ki? Asansör çalışana kadar düğmelere basmak olabilir mi cevabı? Ama düğmeleri düşürdü. Bu asansör sadece ucuz bir paçavra. Üstelik yanlış ayarlanmış. Caroline'a hangi düğmenin nereye gitmesi gerektiğini söyler misin? Molly de tüm düğmeleri aynı anda basmaya çalışıyor. Buradaki tek kişi o değil. Kızımız örümceklerden çok korkar. Neden bu kadar çok bacakları var? Ağları neden bu kadar yapışkan? Yine mi sen? Kızımız kolyesini düşürdü ve dağıttı. Bu onun en sevdiğiydi. Peki onunla bir dekorasyon yapabilir mi? Bu iyi bir fikir. Ya ışıklar sönerse? Başka bir görev daha tamamlandı. Molly acıkmaya başladı. Bu yüzden yemek siparişi verdi. Teslimatçı yukarı merdivenlerden çıkmak zorunda kaldı. İşte yemek. Molly'ye nasıl ulaştıracak? Kapıdaki boşluk çok küçük. Ya paketi dümdüz yaparsak? Şimdi içeri sokabiliriz. İyi iş çıkardın. Güzel bir bahşişi hak ediyorsun. Para artık Molly için işe yaramaz. Daha önce hiç bu kadar düz yiyecek görmemişti kızımız. Sadece tekrar şişiriyor. Yemek için sabırsızlanıyor. Açlıktan ölüyor. Teslimatçı çantaya bir de sürpriz koydu. Şekerler. Mükemmel zamanlama. Fakat hepsini bir kere de yeme. Kızımız aynayı unuttu. Ve kendi yansımasından korktu. Kızımızın elinde bir sürü şeker ambalajı kaldı. Ve onları atamadığı için tekrar kullanmak zorunda kalacak. Ne tatlı bir çerçeve. Yanlış düğmeye basmış. Oksijeni azalıyor. Onun için her şey bitti mi? Havalandırmaya ulaşamıyor. Keşke merdiveni olsaydı. Arkadaşının yardımı lazım. Zaman azalıyor. Caroline'ın havalandırmayı açması gerek. Bunu yapabilir değil mi? Sadece bir kol. Arkadaşını temiz havaya doyuracak.
Şimdi Molly havaya uçuyor. Bu kadar hava yeter. Bu çok fazla. Dozu düşürelim. Bu saç modeli ona yakıştı. Molly sıkıldı. Bu yüzden süslemeleri üzerinde çalışmaya devam edecek. Bu Caroline'ın en sevdiği elbise. Fakat gevşek bir ipi var. Molly daha fazla çekmemeli. Yoksa yakında elbise namına ortada bir şey kalmayacak. Caroline'ın elbiseye ihtiyacı yok değil mi? Ama Molly'nin ipe ihtiyacı var. İlginç bir fikri var. Patlama sesi Caroline'ı korkuttu. Fakat her şey yolunda. Aslında bu harika. Şimdi Molly'nin bir avizesi var. Bu çok güzel. Molly'nin suyu bitti. Daha fazla dayanamaz. Caroline ona yardım edecek. Direkt Molly'nin ağzına soğuk kola göndermek için bir pipet kullanacak. Tadı şimdi farklı olsa gerek. Nasıl hissediyorsun? Birisi açıkçası kolanın onun için iyi olmadığına karar verdi. Molly içecek kaynağını sevimli bir köpekle paylaşıyor. Bu çok garip. Caroline Molly'ye dondurma getirdi. Bu bütün bu çileyi daha eğlenceli hale getirecek. Gökten tatlı yağıyor. Molly dondurmaya bayılır. Elinden geldiğince çabuk yiyor. Aferin ona. Geriye sadece bu çubuklar kaldı. Onlardan ne yapabilir? İşte bir fikir. Bu güvenlik talimatları niçin ki? Onlara kimin ihtiyacı olsun? Molly bundan bir langırt makinesi yapacak. Top olarak da bir boncuk kullanacak. Bu onun en sevdiği oyun. Şu anda dünya rekorunu elinde tutuyor. Bütün bu bağırışlar Caroline'ı tedirgin ediyor. Molly acı mı çekiyor? Hayır, sadece bu meydan okumayı geçiyor. Birden Caroline bir asansör teknisyeni çağırma fikrine kapıldı. Bu biraz zaman aldı. Geç kalmak hiç olmamasından iyidir. Ama şehrimizde çok fazla değiller. Çözümü ayaklarının altında görünce umudunu kaybetmek üzereydi. Tam da buna ihtiyacı vardı. Onu arıyor. Ama tesisatçı gece vardiyasında çalışıyordu. O yüzden uyuyor. Tatlı rüyasından uyanmak istemiyor. Caroline asla pes etmez. Bir keresinde telefonu kapalı olmasına rağmen eski sevgilisini aramayı başarmıştı. Aradaki fark bu adamın çekici olması. Bu sırada Molly asansörü hayallerinin odasına çeviriyor. İhtiyacı olan her şeye sahip mi? Yoksa sahip değil mi? Bir sorun var ama ne? Bütün bu ıvır zıvırlarla ve bavulun kendisiyle bir şeyler yapmak zorunda. İşte bir sandalye. Bir de ışık ekleyelim ortama. Bütün bunları da toplaması gerek. Nereye koyabilir? Caroline alabilir. Ne de olsa onun eşyaları. Komşuların gardırobu yeni geldi. Teslimat ekibi şaşıracak. Asansör bozuk ve 43. kata çıkmaları gerekiyor. Görev imkansız mı diyorsun? Pekala, hareket etmezlerse kovulacaklarını söylüyor Not. Bu kesinlikle sahip oldukları en zor iş. Sonunda doğru kata ulaştılar. Ama Caroline onlara yanlış binada olduklarını söyledi. Bu kesinlikle en kötü haber. Bu da Caroline'ın ateşli komşusu Joe. Mobilya teslimatçılarını mı arıyor? Caroline hiçbir şey görmedi. Bu arada Molly de uslu uslu oturuyor. Ama kolası yüzüne sıçradı. Perişan durumda. Neden her şey bu kızın başına geliyor? Caroline onu nasıl daha iyi hissettireceğini biliyor. Taze meyveler. Sağlıklı ve tatlı. Kızımız kapıdaki aralığın küçük olduğunu unuttu. Ama eğer meyveleri çıkarırsa tabak sığar. Boş bir tabağın ne anlamı var? İşte bir fikir. Masa yapmak. Kızımızın kitapları, biraz boya ve Molly'nin masası bitti. Gerçekten harika bir işçilik oldu. Şimdi bu asansör oldukça havalı bir odaya dönüşüyor. Kızımız harika bir iş çıkarıyor.
Caroline 911'i arıyor. Belki polisler vergi mükelleflerinin parasını çöreklere harcamak yerine işlerini bir kereliğine de olsa doğru yapabilirler. Durumu polise açıklamaya çalışıyor. Ama polis için bunun bir anlamı yok. Hiçbir şey anlamıyor. Bütün bu bilgiler onu hasta ediyor. Küçücük beyni bunu kaldıramaz. Caroline panikliyor ve ambulans çağırıyor. Ama doktor onun polise saldırdığını varsaydı. Şimdi de onu tutukluyor. Bu şimdiye kadarki en garip durum. Caroline arkadaşının asansörde sıkışıp kaldığını ve oksijen kaybettiğini açıklamaya çalışıyor. Hayır, hayır, hayır. Şimdi kimi aramalı? Molly rahatlamaya ve meditasyon yapmaya çalışıyor. 43. kattaki asansörde sıkışıp kaldığında bunu yapmak çok zor. Sakin kalamaz. Panikliyor. Torbaya ihtiyacı var. Nefes al, nefes ver. Patates kızartması. Güzel. Şimdilik bu kadar yeter. İçeri, dışarı, içeri ve dışarı. Asansör açılmıyor. Her düğmeye basmasına rağmen. Ya da hemen hemen her düğme. Bu da ne? Kızımız şimdi anladı. Hopit. Yine çıldırmak üzere. Çok stresli. Gününü böyle geçirmek istememişti. Bu şekilde ölmek istemiyor. Bunun yerine onu kesip düğmeleri yeniden dekore edecek. Şimdi onlara basmak daha rahatlatıcı. Asansör hoşuna gitti. Yaptığı her şey için Molly'ye teşekkür ediyor. Artık gidebilir. Caroline arkadaşının iyi olduğunu gördüğüne çok sevindi. Bunun bir daha olmasına asla izin vermeyecekler. Bu ev sahibi binayı görmesi için bir yatırımcı getirdi. Asansör onda inanılmaz bir izlenim bıraktı. Ev sahibi bütün bunları kendisinin yaptığını iddia ediyor. Tam bir pislik. Molly yaptı tüm bu zor işleri. Ev sahibi tura devam ediyor. Kızlar ona hayatının geri kalanını verecek. Nasıl buldunuz burayı Bay Thomas? Resmen bebek gibi ağlıyor. Bu arada kızlar asansördeki sıkı çalışmaları için yatırımcının parasını kabul edecekler. Hey Molly, belki başka bir şeyler de yapabiliriz. Burası vahşi batı ve Caroline kızlarını terk eden adamı arıyor. Molly onun ağlamaması için her şeyi yapar. Caroline evin nasıl dekore edileceğini planlıyor. Kız kardeşinin pek çok fikri var. Fikir sahibi olmak için çok gençsin. Ancak ikisi de duvarın yenilenebilir olması gerektiği konusunda hemfikir. Hadi işe koyulalım. Bir şekerci dükkanından tüm şekerlemeleri satın aldılar. En azından şimdi yiyecekleri çok şeyleri var ve süsleyecekleri. Hadi bunu kutlayalım. Peki neyle başlamalıyız? Küçük şekerlemeler, makaron veya çikolatalar. Seçiminizi aşağıya yorumlayın. Caroline eski oyuncakları karıştırıyordu ve bir su tabancası buldu. Eller yukarı! Hiçbir şey seni kurtaramaz. Bu silah artık ateş edemez. Buna da gerek yok zaten. Ama Molly bu kadar kolay pes etmeyecek. Göze göz. Molly şekerlemeleri sever. Bunlar onun odaklanmasına yardımcı olur. Hay aksi, yerler de buna bayılır. Onu geri ver. Onu geri almasını biliyorum. Fakat şimdi de bir leke oluştu. Ama bu halı onu örtecek. Bu mükemmel bir sonuç. Bir paket donut. Molly hepsini yiyecek mi? Ya Caroline? Molly bundan ilham aldı ve havalı bir ayna yaptı. Her ikisi için. Caroline donutlara direnemez. Molly dekorasyonla uğraşırken Caroline yemek yiyordu. Sonra kutuyu tekrar yerine koydu. Kendini biraz fazla kaptırmış. İyi ki kutuyu yememiş. Süt
ve kurabiyeler meditasyon gibidir. Ancak bu atıştırmalıklar sınırsız değildir. Molly geriliyor, ablasına yardım etti ve şimdi de Caroline ona yardım edebilir. Bu çok büyük bir bisküvi. Bardağa bile sığmıyor. Molly'nin ağzı da küçük. Bu bisküvinin büyük bir havuza ihtiyacı var. Evdeki bütün sütü boşaltıyoruz. Hatta komşudan da biraz çalmak zorunda kaldık. Hepsi senin için Molly. Caroline bir dondurma kovasını saksı yaptı. Oldukça şirin görünüyor. Molly buradaki her şeyin tatlı olmasını istiyor. Bitkilerin bile. Gazoz meyve veriyor. Hadi hasat edelim. Sonra da paylaşalım. Caroline hafif kilden kocaman bir makaron yaptı. Molly onu ısırmaya çalıştı. Yepyeni spor ayakkabılarının altına yapışmış sakız gibi. Onu yiyemezsin. Molly'nin onunla işi henüz bitmedi. Bu sadece ilk turdu. Lamba bozuldu. Dondurma yağmuru beklemiyorduk. Caroline çok dağınık. Ama yardım etmeye hazır. Birlikte çalışırsak daha hızlı ve daha eğlenceli olabilir. Bir dondurma ışığı harika. Muhteşem. Ah, biraz dikkatli olmalıyım. O da şimdi harika görünüyor. Caroline sakız çiğniyor. Fakat kızımız biraz abarttı. Sadece Molly onun bu cendereden çıkmasına yardım edebilir. Sakız çiğnemek onun uzmanlık alanı. Kazanan herkes oluyor. Şekerlemenin bitmesi kötü haber. Birisi bunu çok fazla yedi. Caroline o suçluyu yakalayacak. Bu tabloya karşı koyamayacak. İşte geliyor. Molly şekere giden yolu bulmaya çalışıyor. Kızlar tüm paralarını şekerlemeye harcadılar. Geriye hiçbir şey kalmadı. Ama Molly'nin bir planı var. Diş perisinin parası var. Onu kandırabiliriz. Ancak diş için büyük annesinin takma dişlerini kullanacağız. Bu harika bir fikir. Sonunda zengin olacağız. Büyük annenin takma dişleri paha biçilemez. Ancak şimdilik büyük bir çekle yetineceğiz. Kızlar kendi karamellerini yapmak istiyor. Çok fazla şekere ihtiyaçları var. Fakat bu tehlikeli olabilir. Ancak fikirlerini değiştirmeye çalışmak anlamsızdır. Kızlar kontrolü kaybediyor. Molly'ye bir şeyler oluyor. Kızımız resmen çıldırdı. Yabani bir tavşan gibi. Şeker komasına girdiği açık. Biraz kahveye ve biraz da şekere ihtiyacı var. Caroline eski sevgilisini unuttu ve şimdi de yeni bir erkekle mesajlaşıyor. Molly şekerini çaldı. Belki de gerçekten işe gitme zamanı gelmiştir. Tablo da kendi kendine oluşmaz. Çimento olarak Nutella kullanıyoruz. Bu çok daha iyi. Caroline kendini tatlı bir duvarla koruyacak. Artık kızımız güvende. Hay aksi. Molly Nutella ve tuğla yiyor. Sırada Caroline'ı mı yiyecek yoksa? Bu bilgisayar odayla uyumlu değil. Dünyanın sonu gelmiş olmalı. Ancak Caroline bu durumu düzeltebilir. Renkli çıkartmalar bilgisayarını daha tatlı hale getirecek. Böylesi daha iyi. Ama elbette Molly her şeyi mahvetmek için burada. Her zaman yoluna çıkıyor. Bilgisayarı ve çıkartmaları mahvetti. Belki de çok fazla şeker yedik. Karnımız ağrıyor. Molly'nin nasıl daha sağlıklı olacağına dair bir fikri var. Bu şeker harika bir motivasyon olacaktır. Caroline bu fikri desteklemeliydi.
Bunun patentini almamız gerekiyor. Caroline daha önce hiç bu kadar hızlı koşmamıştı. O koşuştururken şekerlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Caroline şekerlemeyi bıraktığına göre Molly de bırakmalı. Şeker yerine tuz tarifi çok değiştirecektir. Molly hiçbir şeyden şüphelenmez. Bu çok güzel kokuyor. Deneyebilir miyim? Of, bu garip tat da ne? Şeker ister misin? Molly daha önce hiç hayır demedi. Ama bu çok 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 ekşi bir şeker. Çok fazla şeker aslında dişleriniz için kötüdür. Diş ağrısı da dayanılmazdır. Babaları kızlarını dişçiye götürdü. Artık diş perisi bir daha geri gelmeyecek. Umarız derslerini almışlardır. Artık şeker yok. Yalnızca sağlıklı yiyecekler var. Odayı da artık yeniden yapmanız gerekecek. Babamızın en sevdiği oyun olan bitkiler ve zombilere uygun şekilde. Caroline ve kuzeni Molly Instagram'da harika bir gizli oda gördü ve şimdi bunu kendileri için istiyorlar. Caroline zengindir. Bu nedenle en iyi inşaat malzemelerinin tümünü karşılayabilir. Ancak onları kaldırmak kolay olmayacak. Kuzeninden yardım istemesi gerek. Molly'nin hiçbir zaman çok parası olmadı. Ama o kibar ve yardımsever. Kuzeni her zaman bundan yararlanır. Molly onun için her şeyi yapar. Caroline onu çok fazla çalıştırıyor ve ona malzeme taşıtıyor. Molly bunu kendi başına yapmakta zorlanıyor. Fakat Caroline'ın ona yardım etmek gibi bir derdi yok. Onun kendi odasını güzelleştirmesi gerek. Molly onu hayal kırıklığına uğrattı. İç dekor atmosferi gerçekten değiştirebilir. Caroline ortamın zengin görünmesini istiyor. Molly de Caroline'ın attığı ürünleri kullanmak zorunda. Sonuç aynı derecede iyi. Caroline bu durum karşısında öfkeli. Herkesin odasında raflara ihtiyacı vardır. Caroline pahalı aksesuarlarını ve taçlarını burada saklayacak. Molly'nin odasında bir çöp kutusu gibi kullanıyor. Bu sinir bozucu bir durum. Molly'nin yaratıcılığı Caroline'ın çöpünü iyi bir şey için kullanmasına yardımcı olacak. Boya kullanarak normal bir kutuyu harika bir şeye dönüştürebilir. Bu çok güzel görünüyor. Çok paranız olduğunda her türlü aydınlatmayı karşılayabilirsiniz. Molly odasını nasıl aydınlatacak? Her yerin aydınlatılması gerekmiyor, değil mi? Bu Molly'ye kalmış bir durum. Çok geçmeden odasında Caroline'ın bile karşılayamayacağı havalı ışıklar oldu. Molly'nin küçük zanaatından sonra şimdi karanlıkta duş alması gerekecek. Molly hazine aramak için bodruma iner. Burada çok güzel şeyler olmalı. Bu eski bavul ne işe yarar? Ne yapıyor kızımız? Şimdi bunu görmek üzereyiz. İçinde başka bir bavul daha var. Bu onun yeni odası için olmaz. Onu bir sandalyeye çevirmedikçe... Fakat bu çok rahat değil ama Molly çok yaratıcı olduğu için odasında güzel dokunuşlar yapacak. Bu aslında bir yastık. Harika. Caroline onu kıskandı. Bu yüzden odası için bir sürü şirin yumuşacık minder sipariş etti. Fakir Molly ise eski ıvır zıvırlarıyla yetinmek zorunda. Kızımız üzgün küçük gri bir fareye benziyor. Ve Caroline da fareyi yakalamak üzere olan bir kediye. Caroline dizüstü bilgisayarı olan havalı bir masayı rahatlıkla karşılayabilir. Bu onun keyif köşesi. Artık yeni odasında turum turum trik videolarını izleyebilir. Molly o kadar sıkıldı ki ama aklına yeni fikirler geldi. Kızımız ne bulursa onu kullanıyor. Çöp kutusundan kendine bir masa yaptı. Dizüstü bilgisayar alacak parası olmadığından Caroline kendisinde olanı onunla paylaşmaya karar verdi.
Molly yeni fikirler edinmeye devam ediyor. Teleskop yapabilir, mesela tuvalet kağıdı ve kartonla. Caroline'ın sanata ve el sanatlarına ihtiyacı yok. O istediği yeni şeyleri satın alabilir. Zavallı Molly ile dalga geçiyor. Belki Molly'nin zengin bir hayal gücü yoktur. Molly, Caroline'ın satın alamayacağı bir şeyi düşünmek zorundadır. Evini araştırırsa belki havalı bir şeyler bulabilir. İp ve elbise iğnesi kullanabilir. Caroline bunun işe yarayacağını düşünüyor. Büyük hata. Bu harika fotoğraf köşesine bakın. Caroline bundan etkilenmedi. Fotoğraflarını sergilemek için bir projektör aldı. Molly'nin fikri de kokuşmuş peynire döndü. Yeni videomuzu beğendin mi? O halde beğenmeyi, abone olmayı ve zile tıklamayı unutma. Bir dahaki sefere Trum Trum Trik'te görüşürüz.